Evet sevgili arkadaşlar hepinize iyi haftalar diliyorum. Hepinize iyi kandiller diliyorum. Bu akşam kandil sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlıklı efendime söyleyeyim bir kandil gecesi diliyorum. Bol dua edelim. Biliyorsunuz ki annem benim rahatsız. Arkadaşlar sizden dua da bekliyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Tekrar yeni bir meteoroloji videosu daha beraberiz. Kandil olduğu için böyle bir kısa giriş yapmak istedim. Ee, bakalım kar ne alemde. Karı bekleyen arkadaşlarımız var. Tabii ki ben de bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ülkemiz e, Trakya'dan e, itibaren Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, İstanbul'un yüksekleri, Bolu, Kastamonu karınızın iç kesimleri, doğuyu saymıyorum artık. Güzel kar yağışlara aldı almaya devam edecek sevgili arkadaşlar. Fakat burada dikkatini çekmem gereken İstanbul Metropol. Ee, İstanbul'da biraz bu sistem e, zayıf geçebilir. Kar yağışı bekliyor ama çok zayıf oranda sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde Karadeniz bölgesinin neredeyse tamamı kar alacaktır. 5 santimden doğuya doğru kar miktarı artacaktır sevgili arkadaşlar. Orta ve Doğu Karadeniz'de daha yoğun olmak şartıyla kar yağışı bekliyorum. Yarın geceden itibaren sevgili arkadaşlar bu sefer ben de bir Samsunlu olarak Samsun'da kar yağışını bekliyorum. Efendime söyleyeyim. Samsun iç kesimleri, Amasya, Doğu Karadeniz'in tamamı sevgili arkadaşlar, Bolu, Kastamonu, Karabük e, buralarda kar yağışı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Eee iç kesimlerde biraz zayıf kar olabilir. Fakat soğuğu şey yağışı yakalayabilirse soğuğumuz var. Yağış yakalayabilirse karımız Ankara civarında da efendime söyleyeyim. E, Konya civarında da etkisini arttırabilir. Sevgili arkadaşlar ama soğuğun merkezi Karadeniz bölgesi sevgili arkadaşlar. Bu sefer Karadeniz sahil bandı kar alacaktır. 5 santimden itibaren doğuya doğru artarak 15, 25, 35 videoları zaten göreceğiz kanala yükleyeceğim sevgili arkadaşlar. İnşallah bu sefer kar yağışımız geliyor. Şöyle baktığımız zaman modeller sevgili arkadaşlar soğuk kuzeyimizden ülkemize iniyor sevgili arkadaşlar. Ülkemiz su sağ alt tarafta şöyle güzel bir Arkadaşlar bu zamana kadar neler kaçırdık bir bilseniz. Şu ana kadar belki de 4 tane muazzam bir sistem alacaktık. Fakat şu İtalya Adriyatik civarında bir parazit alçak basınç oluştu. Dediğimiz gibi biz tahmin ediyoruz. Orada onun çıkacağını nereden bilelim? Bir anda orada bir parazit alçak basınç oluştu. Bunun sebebi de denizlerimizin sıcak olması sevgili arkadaşlar. Denizler sıcak olduğu zaman orada bir alçak basınç merkezi meydana getiriyor ve ee, orada oluşan alçak basınç bizim kuzeyimizden ülkemize gelecek. Sibirya kökenli Efendime söyleyeyim soğuk atakları Doğuya doğru öteliyor sevgili arkadaşlar Bizim istediğimiz Efendime söyleyeyim İzlanda'ya doğru yüksek basıncın Tırmanması ve o bölgede Kanar Adalarında, İspanya İtalya'da Ve İzlanda civarında Yüksek basınç olması Alçak basınç olduğu takdirde soğuğu Bizden doğuya öteliyor Bize gelen soğukları Bunun açıklaması bu Nitekim bir hafta önce yaptığımız tahminlerde Güzel soğuk alacakken şu an soğuğun daha kırılmış vaziyette alıyoruz sevgili arkadaşlar. Yoksa soğuk bizim ülkemizde kar yağışları anasını altacak efendime söyleyeyim. Çok şiddetli kar yağışları meydana geçecek Şöyle baktığımız zaman üstümüzdeki sisteme maşallah muazzam bir sistem sevgili arkadaşlar. Hafta sonra bizi etkileyecek. Cuma gecesinden itibaren kar yağışlarımız başlıyor sevgili arkadaşlar. İnşallah özlediğimiz kar yağışlarını bu sefer alacağız sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sisteme baktığımız zaman Yine efendime söyleyeyim 17 gibi bir sistem var. Şu an vade uzun. Yine şu arada bir alçak İtalya bir alçak basit var. Bunun oluşması lazım. Buradan yukarı şu İspanya'dan Kanar Adalarından yukarı yüksek basını tırmanıp onu bize doğru soğukların indirmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bir hafta uzun bir süre efendime söyleyeyim. İnşallah modeller istediğimiz gibi gelişir. Baktığımız zaman akabinde bir sistem daha var işte tam istediğimiz sistem şu, şu omega bulakaj tarzında şu İzlanda'ya yüksek basın tırmanması lazım. Bu sistem çok daha güçlü ama dediğim gibi 2 haftalık bir süre var. Şayet bu sistem görümüz gelirse üstümüzde bakar mısınız? Üstümüzde eksi 35 eksi 40'lar var sevgili arkadaşlar. Bu tüm ülkede şiddetli kar yağışları meydana getirebilir. Dua edelim bu sistem bize gelsin sevgili arkadaşlar. Ama 2 hafta uzun bir vade canlarım ee, bunu takip ediyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar 22'si gibi gösteriyor. Daha ayın 11'indeyiz 10 günden fazla bir süre var. Sevgili arkadaşlar. E, Vixars bu şekilde diyor. Peki Meteor Şil ne diyor sevgili arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman. Efendime söyleyeyim. Şöyle ülkemiz yine sağ alt tarafta. Şöyle çeviriyorum kamerayı sevgili arkadaşlarım. Şöyle 24 saat sonra ülkemize soğuğu indirmiş. Bakar mısınız? Peki, modeller mütabık. Sevgili arkadaşlarım. Efendime söyleyeyim. Yağışlarımız, soğuk havamız. Cuma gecesinden itibaren ülkemize kar yağışları getirecektir. Peki şöyle kar durumuna bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle genel yağış durumuna bakalım sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımız zaman şunu da Türkiye'ye çevirirsek Avrupa'dan sevgili arkadaşlar. Şöyle bir saniye İnternetim biraz yavaş sevgili arkadaşlar. inşallah gelecek şunu da kapayalım. Biraz internetimi yavaş bekliyorum. Sevgili arkadaşlar kanala bu arada abone olmayı unutmayınız lütfen ee, 1460 kişi olduk ee, beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin sevgili arkadaşlarım yorum yazan arkadaşlarım var hepinizden Allah razı olsun ee, kanala yorumsuz bırakmıyorsunuz izleyen arkadaşlarım da kanala abone olursa sevgili arkadaşlar kanalı e, abone olmadan izleyen çok arkadaşlarım var lütfen e, kanala abone olun ücretsiz ya kanala abone olmak ücretsiz sevgili arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Şöyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar yağış durumuna. Şöyle 12'si gecesi itibariyle yağış ülkemize giriyor sevgili arkadaşlar. İnternetim çok yavaş olduğu için beni üzüyor tabi bu. Yağış durumunu şu an biraz efendime söyleyeyim. Baktım. Bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Yağış efendime söyleyeyim. Cuma akşamından itibaren Karadeniz bölgesinde inşallah çok güzel kar yağışları bekliyorum. Şöyle efendime söyleyeyim. Cumartesi gecesi Doğu Karadeniz'de etkili kar yağışları var. Şöyle dönüp dönüp vuruyor. Bakar mısınız? Trabzon şu Samsun doğusundan itibaren sahil bandında bile 30 santim kar bekliyorum ben sevgili arkadaşlar. Umarım bu sefer güzel bir kar yağışı gelecek sevgili arkadaşlar. Orta Karadeniz'de var. Doğu Karadeniz'de var. Şöyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Şöyle güzel bir karadeniz sistemi oldu bu sistem. Bakar mısınız? Şöyle. Şöyle. E, Cuma gecesinden itibaren karadeniz bölgesini vurmaya başlıyor soğuk sistem. Şöyle ilerlettiğimiz zaman sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki sistem 17'sinde gözüküyor. inşallah bu da değişmez. Ve biraz daha güçlü. Yine Karadeniz'de kar yağışları bekleniyor. Doğan da yüzden söylemiyorum. Sevgili arkadaşlar bu yağışta e, Bitlis, Van, Muş, Hakkari civarlarında 1 metre 2 metre örtü bekliyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Köy yollarını kapatacaktır. Çok şiddetli bir eee efendime söyleyeyim sistem. Bakar mısınız şu sisteme? Tabi şu az önce bahsettiğim sistem bu sevgili arkadaşlar. İnşallah değişmezse ülke sistemi olarak ülkem patlayabilir. Sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum. Şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Efendime söyleyeyim kendinize iyi bakınız sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bol karlı günler diliyorum kandiliniz mübarek olsun.